Ben Kocaeli'den Perda. İnsan düşüncelerinde özgün müdür? Canımın içi, sen ne kadar nuru, ne temiz insansın böyle, ne kadar güzelsin, elhamdülillah. Allah seni cennet için yaratmış sanki, maşallah. Allah seni cennette bana kardeş etsin, dost etsin inşallah. İnşallah. Ya muhteşem yüzün, çok 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 güzel, tertemizsin. Yüzündeki o dürüst ifade, o güvenilir ifade muhteşem. Yani tam insan güzelisin, Allah senin güzelliğini kat kat artırsın. Hayırlı, bereketli, uzun ömür versin sana. Cennette mutlaka birlikte olalım inşallah. İnşallah. Güzel yüzüm, düşüncede özgür tabii ki olunur ama anlatım özgürlüğünü mü kastediyorsun? Kendi içindeki düşünce özgürlüğünü mü kastediyorsun? Onu anlamadım. Sizce neyi kastediyordur? Kendi anlatımı. Kendi içindeki, değil mi? Kendi içinde. Ama kendi içinde de güzel yüzlüm, yani Allah'ın işte sıfatlarıyla ilgili böyle gereksiz, yani Allah'tan üstün olma iddiasıyla olan düşünce stili yanlıştır. Allah'ı sevmek, Allah'ın vasıflarını hayretle izlemek için her türlü düşünce çok güzeldir. Ama bazı insanlar hata yapıyorlar, işte Allah yeni bir Allah'ı yaratabilir mi? Böyle abuk subuk izahlar, yani yok Allah kaldıramayacağı bir ağırlık yaratabilir mi? Yani çok acayip izahlar, yani hiçbir mantığı yok, bir geçerliği yok. Bu çirkin olur yani bunlar. Ama Allah'ın vasfı, mesela atomun yapısı, proteinlerin yapısı, uzay, canlılardaki mükemmellikler, Allah'ın her türlü sanatını incelemek, Allah'ın kadirini hakkıyla takdir etmek güzeldir. Burada özgür olmak lazım ama Allah'ı kim yarattı? Yani mesela bu çok acayip bir izah. Allah'tan önce ne vardı ya? Önce sonra yok, zaman yok Allah katında. Dolayısıyla böyle iyi niyetli olmayan sorulardan kaçınmak lazım. Güzel Pelda da bazı böyle düşünen insanlarla karşılaşmış muhtemelen. Onlara nasıl cevap vereyim gibi soruyor. Benim güzelim, yani tabii ki özgür düşünelim. Tabii ki özgürlük çok güzel bir şey. Yani Kur'an zaten özgürlüğü bize alabildiğine veriyor. Akıl almaz özgürlük var Kur'an'da. Yani hiçbir inançta bu kadar özgürlük yoktur. Mesela diyor ki Avrupa özgürüz diyor. Ne alaka özgür? Sokak baskısı var, aile baskısı var, devlet baskısı var. Var oğlu var. Nerenin özgürüsün sen? Asıl özgürlük Kur'an'ın verdiği özgürlüktür. Uçsuz bucaksız. Ben bunu özellikle de vurguluyorum ki, yani Kur'an'ın verdiği özgürlükle insan akıl almaz mutlu olur ve sevgiyi en güzel, en coşkulu şekilde yaşar. Pelda'yı ben bir daha göreyim, çok beğendim güzelliğini. Merhaba, ben Kocaeli'den Pelda. İnsan düşüncelerinde özgür müdür? Pelda, ne kadar temizsin sen, canımın içi, nasıl güzel insansın sen. Sana hiç zarar gelmesin inşallah, Allah seni her türlü kötülükten korusun. Allah korkusunun dışında Allah sana korku tattırmasın. İnşallah. Maşallah.